Turizm Kıbrıs'ta bu hafta Cumba Otel Kafe'deyiz. Lefkoşa Arabahmet bölgesinde bulunan Cumba, güneyde ve kuzeyde gezilip görülmesi gereken pek çok noktaya yürüme mesafesinde. Otantik yapısıyla dikkat çeken Cumba, iç mimar Pembe Birinci'nin dokunuşlarıyla minimal bir hava kazanmış. Otel sahibi Orhan Erönen'le birlikteyiz. Otelle ilgili önemli bilgileri alacağız. Nasılsınız Orhan Bey? Teşekkürler Ozan. İyiyim, sağ olun siz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Orhan Erönen. Lefkoşalıyım. 84 doğumluyum. Lefkoşa'da okudum. Ankara'da ODTÜ Uluslararası İlişkiler'de mezun oldum. Üzerine İngiltere'de işte bir master yaptım. University of Bath'ta. Buraya geldikten sonra askerlik görevinden sonra organizasyon işleri yürüttüm. Prodüksiyon, organizasyon, menajerlik hizmetleri verdim uzunca süre. 2014 civarında küçük böyle turistik bir işletmeyle başladım. Airbnb üzerinden küçük bir apartman dairesiyle başladım. Bütün bu otelin zaten macerası da oradan aldığım motivasyonla başlar. Yani burada Lefkoşa'da ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu fark edince bir de babamın doğmuş olduğu bu evin arsası böyle bir yatırım için çok müsaitken. Aile yadigar yani. Aile, aynen. Yani aile malının üzerindeyiz. O yüzden benim için çok ayrı bir, özel bir yatırımdır. Böyle bir girişimde bulunduk ve Cumba Otel çıktı ortaya. 2018 dediniz. Evet, 2018'de açtık. Peki sektöre girişinizden bu yana ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Yani sektörün den çok Kıbrıs'ın kuzeyinin gerçekleri daha çok bizi zorladı. Bunlar online rezervasyon sitelerindeki ayarlar olsun, adres vesaire gibi detaylar olsun. Onlarda çok sıkıntılar yaşadıydık. Ama genel olarak turizm sektöründe Lefkoşa'nın bir destinasyon olarak hep göz ardı edildiğini fark ettim. Yani aslında görecek, tadacak, anlayacak çok şey var Lefkoşa'nın ama bir kıyı kenti olmadığı için bir turistik destinasyon olarak pazarlanması çok daha önce düşünülmüş bir olgu değildi maalesef. Son zamanlarda hareketlenmeye başladı sanki. Tabii pandemiden sonra da özellikle bir yükselişi söylemek mümkün ama biz dönüp baktığımızda kayıtlarımıza normale döndük diyebilirim. Yani bir daha önceki oranlarımızın bir tek üstüne çıktık ama özellikle çok Şubat ayı özellikle çok normalin üstünde geçmişti. Ama Lefkoşa'da ciddi bir potansiyel var. Bunun destinasyon olarak pazarlanması gerekiyor ve bunun zaten belediye elinden geleni de yapıyor. Daha fazlasını tabii ki yapabilir. Peki devletten ne de yapılabilir sizin için Lefkoşa'nın turizm açısından cazibe merkezi olması için? Yani turistlere yönelik aslında sadece Lefkoşa ile alakalı da değil. Yani bir turistin havaalanından indikten sonra hiçbir taksi ya da başka bir araca ihtiyaç duymadan toplu taşımayla Lefkoşa'ya kadar gelebilmesi şarttır örneğin. Ulaşım kesinlikle bir destinasyon pazarlamasında çok önemlidir. Büyük otellerin büyük araçları vardır. Onların bu gibi problemleri yoktur ama turizmin büyük çoğunluğunu oluşturan küçük işletmelerin de bu tarz bir destinasyon planlaması içerisinde hareket etmesi daha kolay olur. Çünkü bizim daha büyük kaynaklarımız yoktur. Evet. Lefkoşa'nın artı yani sadece tarihi yerlerde değil. Yani nerede ne yenecek, ne içecek,
kültürel lezzetleri gece nerede bulabilir? Örneğin Lefkoşa'da gece bizim kültürel yemeklerimizi yapan yerler çok yoktur meyhaneler dışında. Onlarda kültürel yemek diyemeyiz çok fazla. Yani ben mutfak ürünlerinden bahsediyorum. Çünkü insanların da aradığı odur. Kebap herkes bilir. Onun dışında kesinlikle alternatif yürüyüş parkurlarının zaten Lefkoşa içerisinde güzergahların belirlenmesi, o güzergahların üzerine planlamayla barlar vesairelerin olabileceği şekilde izinlendirmeler yapılması. Bu gibi farklı destinasyon faaliyetleri vardır. Yani tek tarihi yerler değil, kültürel yemeklerini sunabileceğiniz, kültürel içkilerinizi sunabileceğiniz yerlerin hep yakinen durması gerekiyor birbirine ki bir turist yaya bir şekilde bu destinasyondan maksimum hazzı alabilsin. Evet. Peki sizi farklı kılan nedir? Turistlerle iletişiminiz nasıl? Benim çok önemsediğim bir konudur iletişim. Yani ta Airbnb döneminden bu yana birebir iletişimi çok önemsedim. Ve bunun farkını ve faydasını her zaman gördüm. Örneğin bir turist geldiğinde bazısı gayet planlı, programlıdır, ne yapacağını bilir, size çok az şey sorar. Bazısı da ben buraya geldim, hiçbir şey bilmiyorum, bana ne yapabilirsin der. Ve ben Kıbrıs'ın tarihinden, mahallenin tarihinden başlarım, kendi ailemin tarihine girerim. Binanın içerisinde bazı değerli küçük eşyalar vardır, örneğin benim için eskiden kalma, onlardan bahsederim. Bunlar çok ilgi çeken şeyler, çok küçük bir ferforje işi bile, örneğin ya da çok eski bir fotoğraf bile doğru konumlandırıldığında çok faydasını görürüm. Turistlere de yani Kıbrıs'ın aslında biz kuzeyde ne durumdayız, bu siyasi durum nedir? Beni tanıyanlar zaten siyasi görüşümü de az çok bildiği için neler söyleyebileceğimi tahmin ederler herhalde ama Kıbrıs'ın kuzeyindeki durumun ne olduğunu kendimce anlatırım. Karşılıklı perspektifleri anlatmaya çalışırım ki yanlış da yönlendirmeyeyim herkesi. Ben gayet insani boyutundan yaklaşırım bütün konulara. Misafirlerimle karşılaştığımda onların ülkeleriyle alakalı ve siyasi muhabbetlerin içerisine gireriz. Buradan benzetmeler yaparım ben onların ülkeleriyle. Örneğin İtalya'daki bir İtalya'da olan seçimlerin üzerine faşist bir yönetim gelmişti. Onun üzerine gayet empatik bir şekilde güzel sohbetler edebiliriz. İnsanlar da beklemez çünkü Lefkoşa'nın surlar için ortasında kim İtalya'nın başbakanının eğilimini bilir noktasında. Onlar da böyle bir şaşırtma olabilir. Ama bizim iletişimimiz çok güçlüdür. Yani mekan içerisinde ben olayım, Özay Hanım olsun, Görkem olsun, oradaki çalışanlarımız da bu konuda bayağı deneyimlendiler. İletişimi çok güçlü tutmaya çalışıyoruz. Yani yeri geldiğinde arabamızla bir yere götürmeye kadar kuru temizlemeleri. Ben bir tane misafirimin çamaşırlarını falan yıkadım örneğin. Yani çünkü kuru temizlemeyi yetiştiremedim ama söz verdim diye eve götürdüm. Evden yıkadım falan getirdim. Yani bu bir aile gibi davranmaya çalışırım. Yani ben gittiğinde bir turist bir yere ben gitsem nasıl davranmasını istersem ben de o şekilde davranmaya çalışırım. Yani bir arkadaş gibi, bir ev sahibi gibi bir yaklaşım sergilemeye çalışırız. Bu yüzden de daha rahat hissediyorlar. Tabii, aynen, aynen. Peki bölge küçük, buradaki diğer işletmelerle aranız nasıl? İşletmelerle aramız çok iyi. Burada çok yüksek derecede Türkiye kökenli vatandaşlarımız da var. Eskiden beri bu mahallede kalan Kıbrıslı tanıdıklarımız da var. Hep aile üzerinden de muhabbete girdiğimiz insanlar var. Muhtarımız buradadır Ali Bey. Bütün mahalleli iletişimimiz çok güçlüdür aslında. Çünkü hep çok sıkı bir iletişimimiz oldu. Ta inşaat safhasından bu yana 2017'de başlamıştık buradaki inşaata. Ta o zamandan bu zamana kadar mahalledeki çocukların büyüdüğünü görmek, onlara sürekli seslemek, onlarla bazen caminin avlusunda top oynamak falan gibi. Yani bir mahallede insan ne yaparsa ben de onları yapıyorum. İletişimi çok güçlü tutmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir rahatsızlık vermemeye çalışıyorum. Çünkü onlar benim en önemli paydaşlarımdır aslında. Çünkü bir misafirin huzuru o mahalledeki insanların huzurundan geçer. Ben onlara, onların hilafına bir şey yapmak istemem. Onlar da beni hiç çok çok iyi de korurlar aslında. Yani herhangi bir atıyorum bazı bir tane rezervasyonun
giriş saatinde bir karışıklık olmuştur. Misafir gelip kapıda beklemiştir. Hemen telefonum çalar, komşum arar. Bunun gibi şeyler de oldu yani. Onların bir sahiplenme hissi beni de çok hoş tutar aslında. Peki yaşadığınız ilginç bir anı var mı konuklarınızla? Çok vardır. Bir tanesini dinlesek en ilginci neydi? Çok detaya girmeyeyim ama komik anılarımız oldu. Bir gün saat, bu saat farkından dolayı örneğin çok şey yaşadık. Türkiye'de bir saat ileri ya, otomatik network GSM ağına girdiği zaman bir saat ötede oluyor ve sabah 5'lerde taksi beklerken saat 4'te misafir beni arayıp taksim nerede diye çıkışabiliyor bazen. Tabii onun gibi sıkıntılar da yaşadık. Uçağını kaçıracak telaşıyla beni sabah 6'da yine arayanlar yine taksisine ayarladık. Yani bu saat konusunda bizim bir düzeltme yapmamız gerekirken bizim eksiğimiz oldu. Öyle komik anekdotlarımız var. Beraber yiyip içmeye bara gittiğimiz müşterilerimiz de var. Muhabbetine doyamadığımız insanlar da çıkıyor çok fazla. Çok davetler alıyoruz yurt dışına da. Çalışanlarım ayrı olsun, ben ayrı olayım. Yani o yüzden iletişim çok önemli. Biz keyif alıyoruz çünkü kurdunuz. Güzel dostluklar kurduk. Çünkü ben dediğim gibi 2014'ten beri bu sektörün içerisindeyim. Yani sadece yani ben 1500-2000'in üzerinde rezervasyonla, yani kişiyle değil rezervasyonla birebir iletişim içerisinde olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Belki de çok daha fazladır. Peki kuruluş sürecinizde devletten destek aldınız mı? Aldık tabii ki. Yani bu çeşitlendirilen bir sektördür. Özellikle restorasyon veya yeni bina olsun fark etmez. Gelir vergisi muafiyeti olsun, gümrük vergisi indirimleri olsun. Bu gibi şeyleri, elektrikte de bir %10 indirimimiz var. Bu gibi teşvikler var. Bu alanda yapılan destekleri yeterli buluyor musunuz? Daha neler yapılabilir? Şimdi destek varken her zaman daha fazlası da istenir. Tabii ki. Yani ben elektrikteki %10'u çok yeterli bulmuyorum. Çünkü ticari bir fiyatlandırma üzerine zaten yürürken %10 özellikle son zamlardan sonra bizim elektrik faturalarımızı 3-4 katına çıkardı. Oradan bir destek olayım ama destek çıkabilir. Ama elektrik kurumu üzerinden çok da fazla bir talepte bulunmak istemiyorum. Çünkü kurum kendi halinde çok sağlıklı bir finansal yapıda değil. O yüzden devlet üzerinden daha fazla teşviklendirme olsun, daha kolaylaştırıcı, özellikle surlar içerisindeki yapılarda çünkü şey de girer devreye, yani turizm planlamanın dışında eski eserler de girer burada devreye. Onların süreçlerinin daha fazla hızlandırılması mesela iyi olabilir, özellikle turizm yatırımlarında. Onun dışında tabii ki söylediğim gibi destinasyon olarak pazarlanması lazım. Yapılabilecek en iyi yatırım Lefkoşa'ya bence şu anda odur. Ve daha fazla kapı açılması için siyasi bir iradenin daha da güçlendirilerek gösterilmesi lazım bence. Peki otele dönecek olursak, otelde ne gibi olanaklarınız var? Gelen konuklar neler bekliyor? Otel 6 odalı bir otel. Bizim avantajımız restorasyon değil de yeni bina olduğumuz için bütün altyapısını bir otele göre yaptık. Yani büyük bir otelde odada bulabileceğiniz bütün hizmetler bizim odalarımızda mevcuttur. Merkezi VRF'e ısıtma, soğutma, klima sistemimiz var. Dedicated internetimiz var. Böylece hiç paylaşılmayan, mahalleyle hiç paylaşılmayan, iyi bir iş turizmi potansiyeline cevap verebilecek kalitede bir internet de bulundurduk. Onun dışında biraz daha böyle hostel kıvamında gelebilir bazı misafirlerimize burası ama o da daha çok böyle haftanın 3 günü yapmış olduğumuz Funky Dough pizza geceleri içindir. Biraz genç bir dolaşım olduğu zaman içeride turistler de o giren çıkanlar genç falan bu hostele yaklaşıyor akılları biraz ama çok dinamik bir yapıdayız. Çok güzel bir takımımız var. Funky Dough'un ve Jumba'nın ekipleri çok güzel çalışıyor beraber. Çok da iyi renk kattı bizim otelimizin hizmetlerine. Odalarda kesinlikle sıcak sular hep tamamen ayrıdır. Her odanın kendi ısıtma sistemleri var. Otel terliğinden tutun çayına kahvesine kadar odasının içerisinde mevcuttur. Örneğin biz hiç su satmıyoruz otel bünyesinde.
pet şişe almadık bugüne kadar. Tamam. Hiç su. Bizim kendi arıtma sistemimiz var ve cam şişelerde odalarını bırakıyoruz ve misafirlerimize her zaman diyorum gelip istediğiniz zaman mutfaktan da alabilirsiniz gibi rahat ve güvenli bir ortam hissi vermeye çalışıyoruz. Yani misafirlere geldiklerinde burası sizin evinizdir. O yüzden kapının vesairenin güvenliği. Yorumlarda da en çok dikkatimi çeken oydu. Ev sıcaklığında diye bahsetmişler. Evet, evet, sağ olsunlar. Yorumlarımız iyidir. Çok şükür bana göre biraz düştü. 9.3'ten 9.1'e düştüm ama yükselir. Pandemi etkisi herhalde. Pandemi etkisi de vardır. Bir de kahvaltıyı gene dediğimiz gibi küçük bir ölçek olduğumuz için böyle çok aşırı şaşalı bir kahvaltı verme şansımız yok. Bir de açık mutfak olduğu için. Sadece oda kahvaltı şeklinde. Oda kahvaltı şeklinde veriyoruz. Bir de mutfağımız çok çok küçüktür kahvaltı için ama kahvaltıyı beğenenler ve az bulanlar böyle %50-50 ayrılır aradan. Hı-hı. O yüzden oradan düşük yorumlar alabiliyoruz bazen. Bundan da işte karşılarım. Çünkü insanların talepleri, beklentileri doğrultusunda oluşur. Beklentisi çok yüksekse ve benim yakalayamayacağım beklentiyse elimden geleni yine yaparız. Ama bir yerde puan düşer bazen. Ama yine de 9.1 bayağı iyidir. Yani şımarlık yapmak istemem o konuda. Doluluk oranlarınız nasıl acaba bu sene? Doluluk oranlarımız, yani ben açıkçası borcumu ne kadar ödeyebiliyorsam o oralara tutmaya çalışıyorum. Ama %50'nin üzerindedir diyebilirim ama aşağı yukarı ortalama o civarlardadır. 2023 sezonunu nasıl görüyorsunuz? Bu sene iyi bir sezon olacak mı? Bu sene tabii pandemi sonrası ilk tam senedir. Yani geçen sene biz pandeminin bitişini ben Mart ayında yaşadım. Daha önce birçok sektör normale dönmüşken turizm sektörü bu uçuşlara vesairelere çok bağlı olduğu için kapıların, sınırların rahatlatılması geçen sene Mart'ı bulduğundan dolayı bizim Mart'ta başladı işlerimiz tekrardan. O yüzden bizim de yüksek sezonumuzdur. Mart, Nisan, Mayıs özellikle. Bir de Eylül, Ekim. Yaz ayları Lefkoşa için mesela bayağı düşüktür çünkü deniz, kum, güneş turizmi var bu adada ve o şehre kimseyi iş ve kültür turizmi için bekleyemem. Çünkü zaten biz çıkmak istiyoruz Lefkoşa'dan. O yüzden Lefkoşa'da küçük bir geçiş dönemi olur o. Yani atıyorum güneye gelen bir misafir kuzeyde de işte Karpaz'dır, Girne'dir, İskile'dir o gibi yerleri görmek ister. O Morfa'ya falan girmek ister. Gelirler bir gün, iki gün. Buradan geçiş noktası oluştururlar. Burada verirler. Bir de Lefkoşa'yı görelim derler. Yazın da öyle geçer örneğin. Ama kışın özellikle iş turizmi bizim için çok iyi potansiyeller. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.